Projelerinizi yaparken eğer sol taraftaki akıllı kriptler size yetmiyorsa ve daha fazlasını istiyorsanız Bitget'leri kullanabilirsiniz. Bitget'ler birer akıllı klip olarak adlandırılmaktadır. Yani bu araçlarla bir takım daha değişik işlemleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Projeye bir Bitget eklemek için Insert List menüsünden Bitget'i seçmeniz yeterli olacaktır. Kısa tuşu Shift Ctrl W'dur. Bu işlemden sonra gördüğünüz gibi bir tarayıcı açıldı. Bu tarayıcıda bir takım bitgetler SVF dosya formatıyla kaydedilmiştir. Şimdi hızlıca bunlara bakalım neler varmış. Ok işareti varmış, browser varmış, checkboxlar, combo boxlar, e-mail ikonu. Mesela bununla bir mail gönderebilirsiniz. Mesela go to the slide, herhangi bir slayda geçiş yapılabilir. Help ikonu, interaktif buton, liste kutuları, oynatıcılar, print aracı, slide numaraları gibi opsiyonlar bulunmaktadır. Şimdi buradan örnek olması amacıyla e-mail ikonunu seçiyorum. Ardından aç butonuna tıklıyorum. Yine karşıma bir pencere açıldı. Burada bir takım değerlere giriyorum. Mesela buraya e-mail giriyorum. Do kısmına mail gönderilecek olan kişinin mail adresini yazıyorum. Buraya bir mail adresi girdim. Konu kısmına da Captivate7 ismini girdim. Alt kısımda ise eklenecek olan yazılarla ilgili font ailesi, stil, büyüklük, renk, ikon türleri gibi opsiyonları seçebilirsiniz. Altında ise ikonun renklerini belirtebilirsiniz. OK butonuna tıklayarak işlemi tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi oluşturmuş olduğum widget yani akıllı aracım sahneme eklendi. Bunu sağ üst köşeye doğru taşıyorum. Şimdi bir tane daha eklemek istiyorum. Yine aynı işlemle Insert List menüsünden widget'i seçiyorum. Bu sefer de Print aracını seçmek istiyorum. Print'i seçtikten sonra aç butonuna tıklıyorum. Ve burada yine aynı işlemle bir isim giriyorum. Mesela burada print yerine buraya yazdır şeklinde bir isim giriyorum. OK butonuyla işlemi devam ettiriyorum. Bunu da yine üst kısma yerleştiriyorum. Yine ekstra olarak bir tane daha ekleyelim. Bu sefer de sayfa numaralarını gösteren bir widget olsun. Bunu da ekleyelim. Bunu da herhangi bir opsiyonları kullanmadan OK butonuyla ekleyelim. Bunu da sahnenin alt kısmına doğru taşıyalım. Tabii bu slaytları göstereceği için bir tane daha slayt ekliyorum. Insert List menüsünden New Slide şeklinde birkaç tane daha ekledim. Projemi tekrar kontrol ediyorum. Bu işlem için F4 kısa yol tuşu da kullanabilirsiniz. Evet, projem oluşturuldu. Durduruyorum. Normalde aslında burada pause komutuyla durdurmam daha uygun olacaktı. Bu kısımda görmüş olduğunuz gibi sayfa numaralarını 1-3 olarak gösteriyor. Şu an birinci slide'ımızdayız. Toplamda 3 slide var. Üst kısımda ise yazdır ve e-mail araçlarımız bulunuyor. Yazdıra tıkladığımızda gördüğünüz gibi print aracımız açıldı. Buradan printer'ımızı seçip tamam dediğimizde slide'ımız yazdırılacaktır. E-mail'e tıkladığımızda ise gördüğünüz gibi Outlook programımız açıldı. Siz de daha farklı widget'lerle çalışarak projelerinizi daha kaliteli hale getirebilirsiniz.